25 yaşında çocuklar arasında ifade ettiği milli yararlılık teşkilatı ifade etmesini kendi aracına reddediyorum. Türkiye Büyük Millet üyelerinin 84 milyon halkın seçmenleri bize parmak sayımız kadar, sandalye sayımız kadar oy vermiştir. AK Parti'ye veren 23 milyon oy veren şahıs, 300 milletvekili AK Parti'yi oraya getirmiş, koymuş, diğer partilerde verdiği oylar çerçevesinde sandalye sizin tarafınızdan korunmuştur. Parmak sayısı diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini darbeci diye iddia edilir, iddia edilir zihniyeti şiddetle bölüyorum, sınavlıza bölüyorum. Siz bir milletvekili olduğunuz için sizin hukukunu savunmakla bana düşüyor. Çünkü size milli iradeyi teslim ediyorsunuz. Bakın değerli başkan, dün 141. maddeye göre, 141. maddenin ikinci fıkrasına göre, ben buradan son fıkrasına göre ayağa kaldırarak 5 milletvekili itiraz ettim. Abartmamak, tansiyonu yükseltmemesini rahmetli Kamer Genç yapmıştı. Kendinizi müşteri sarkamak, oraya buraya yapmak için ayağa kaldıramamıştı. Başkan bu iş bir beş kişinin kaldıramadığı zamanı geliyor. Bunun için doğru iş meclisi götürelim. Ben dördüğüm sadece gözler görüyorum demiştim. 141'e 4'ün uygulanması ile ilgili ben burada 5 milletvekiliyle birlikte ayağa kalktım. Şeyi açıklayabilirsiniz. Biraz arkadaşlar dediğiniz için de koyamamış olabilirsiniz. İçeride yaptığımız görüşmelerde 63'e göre usul tartışması açalım dedik. 63'e göre usul tartışması açalım dedik. Usul tartışması açmam dediniz. Usul tartışması açmam dediniz. Arkasından iş tüzüğe bakarım dediniz. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Sayın Erdoğan, hızlı giriş yaptınız ama ben bu kadar hızlı açabileceğimi ama görüşümün değişmeyeceğini söylüyorum. Sayın Başkan, orta kulağından da şahit. Arkadaşlar bunlar olmadıklarına göre onların da herhalde kalktığından görüntülerine göre şahittir. Usul tartışması açmayacağınızı söylediniz. 63'e baktığınızda dediniz ki usul tartışması size yetmiyor. Türkiye Büyük Meclisi üyelerinden herhangi birisi usul tartışması açmak istediğinde açmak zorundasınız dedi. Ve 63'e baktınız doğru açarım dediniz. Ama usul tartışmasında kararım değişmiyor dediniz. Arkasından bizim arkadaşlarımız geldi. Birileri sordu. Dedik ki siz itiraz ettiniz mi? İtiraz etmediniz arkadaşlar. Biz de sizin maddelerine geçişini oylanması sırasında. Dedik ki başkan böyle söylediğine göre demek ki itiraz etmemişlerdir. Biraz önce Sayın Beşiktaş önemli bir şey söyledi. 13. maddenin tekrasına göre yanlışlık eğer birleşimden sonra anlaşılırsa nasıl oldu? CHP'li bir milletvekili arkadaşımızın oy atın zamanı gelince oy atın bu meclise gelince. Genel kurulu sayacak bir şey var. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili arkadaşımızın sosyal medyadan, arkadaşlar dinlerseniz anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız sosyal medyada paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi görüntülerini inceleyince katibi arkadaşımız diyor ki makineye başvuralım diyor. İş tüzük 142'ye 3. Biraz önce Sayın Bülbül açıkladı. Eğer başkanla katibi üyeler arasında bir anlaşmazlık olduğu takdirde bu elektronik oylamaya başvurulur diyor. İşte biz bunu birleşim kapandıktan sonra kimse o CHP'li milletvekili arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Birleşim kapandıktan sonra iş tüzüğün sakat bir şekilde ihlal edilerek bu oylamanın olduğunu gösteriyor. Bugün başkanlık divanı toplandı. Başkanlık divanı toplantısında meclis başkan vekilinin dünkü yaptığı uygulamanın sakat olduğu konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idaresine sunuyor. Biraz sonra okunacak. Eğer tezkerede Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyük İrade'nin sakat olduğu konusunda karar verirse biz işlemlere olduğu yerden devam edeceğiz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın iş tüzüğü gündeme alması açalım.